Bodrum'dan İstanbul'a dönen Ivana Sert ayağının tozuyla alışverişe çıktı. Ama tahmin ettiğiniz gibi giyim kuşam değil, mutfak malzemeleri aldı. Mutfakta iyi bir aşçı olduğunu söyleyen Ivana Sert hanımlarla güzellik sırlarını da paylaştı. Ivana Sert güzellik sırlarını anlattı. Fit bir vücut için hanımlara ipucu verdi. Türk kahve içiyorum, mutlaka Türk kahve içeceğim. Yıllardır Türkiye'de olmasına rağmen Ivana Sert neden şimdi tam anlamıyla Türkçe öğrenmeye karar verdi? Türkçe derslere başlayacağım arkadaşlar. Bodrum tatilini noktalayıp İstanbul'a dönen Ivana Sert İstinye'de alışverişte. Ama bu kez giyim kuşam değil mutfak eşyası bakıyor. Tabakları, şamdanları, tencereleri tek tek inceliyor Ivana Sert. En çok da dekoratif taşların yanında kalıyor. Bunlar çok güzel arkadaşlar, hakikaten. Bu geçen Hande Yener'e hediye ettiğiniz taşlardan. Evet, Hande Yener'i çok seviyorum. Hadi alışveriş turuna devam edelim. Ivana Sert'in iyi bir tencere takımına ihtiyacı varmış. Yemek pişmek için güzel bir tencere alalım. Para kolay kazanılmıyor. Fiyatları öğrenmeden alışveriş yapmak olmaz. Ama zaten Ivana Sert sıkı pazarlıkçı çıkıyor. Fiyat sağlık mı? Fiyat şu an %50 indirimde. 500 liradan 249.95'e indi. Bu kadar tencere, tava incelediğinize göre mutfakla aranız iyi galiba Ivana Hanım. Çok seviyorum. Yemek yapmayı çok seviyorum. Ivana Sert'in mutfak eşyalarını ince eleyip sık dokumasının nedeni sohbet sırasında ortaya çıkıyor. Meğer kendisi de usta bir aşçıymış. Balık yapıyorum, deniz mahsulü yemekler yapıyorum, pasta yapıyorum, börek yapıyorum, kuru fasulye yapıyorum, zeytinyağlı yapıyorum, ne varsa yapıyorum. Ekmek bile yapabilirim. Siz de duydunuz, börekler, pastalar yapıyormuş Ivana Sert. Peki o kadar pastaya, böreğe karşı bu fit vücudu nasıl koruyorsunuz? Spor yapıyorum yani. Eğer spor yapmıyorsam yani olmuyor. Ne kadar yiyorsam o kadar sporda yapmak lazım. Hanımlar, Ivana Sert sizin için nasıl incecik kaldığının sırlarını da anlattı. Mesela benim günüm böyle başlıyor. Türk kahve içiyorum, mutlaka Türk kahve içeceğim. Sonra limonlu su içiyorum, böyle 1,5-2 litre. Ondan sonra spora gidiyorum, dönüyorum, güzel bir proteinli bir yemek yiyorum. Muz yiyorum, meyve olarak. Sonra zaten akşam yemek yiyorum. Yaz boyu makyajsız haliyle görüntülendi Ivana Sert. Bundan böyle tarzı buymuş. Olabildiğince makyajın dozunu düşürecekmiş. Ben sevmiyorum fazla makyaj. Mesela şu anda bugün makyajını gösterin. Hafif. Bu arada sessiz sedasız yeni bir film için çekimlere başlamış Ivana Sert. Bakın nasıl bir karakter canlandıracakmış. Mafya bir kadarı. Rus mafya. Ivana Sert hayatında köklü bir değişikliğe gidiyormuş. Türkçe derslere başlayacağım arkadaşlar. Bir güzel bir haber vereyim size. Zamanı biraz geri saralım ve Haziran ayının sonlarına Bodrum'a gidelim. Oğlu Ateş, Ivana Sert'in aksanına isyan ediyordu o dönemler. Türkçeni hala düzeltmek zorundasın. Artık derslere geri alacağım aşkım benim. Zamanım teşekkür var ederim. Artık. Oğlunun bu uyarısını dikkate alan Ivana Sert, Türkçesini ilerletmek için ders alacakmış. Bir hafta sonra artık bayramdan sonra başlayacağım. Tabii bu Türkçeyi ilerletme isteğinin ardında yanlış anlaşılmaları önleme isteği de var. Bir şey söylüyorum, yanlış alışıyor, yanlış haberler çıkıyor. Yani sonra ben üzülüyorum. Neden böyle söyledim, böyle düşündüm ama böyle çıktı.